Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Güney Kıbrıs'ta tedirginlik yaratmış durumda. Rum lider Anastasiadis güvenlik konseyini topladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatarsa Anastasiadis'e yanıt mektubu yolladı. Federasyon zeminindeki müzakereler sona erdi dedi. Güney Kıbrıs'ta Abdülhamit Han tedirginliği var. Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin ilk görev yeri Doğu Akdeniz olacak. Rumları endişe sardı. Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis güvenlik konseyini topladı. Abdülhamit Han gemisinin Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde kalan 6. parsele girebileceğini söyledi. Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal eden Rum kesimi 6. parselin tamamında hak iddia ediyor. Hedefi Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşılmasını engellemek. Bu yüzden tek taraflı sondaj çalışması yapıyor. Fransız Total ve İtalyan Eni geçen ay 6. parselin Türk kıta sahanlığı ile çakışmayan bölgesinde sondaj yapmıştı. Doğu Akdeniz açılması beklenen Abdülhamit Han gemisi şu anda Mersin Taşucu Limanı'nda. Son bakımları yapılıyor. Temmuz sonunda göreve hazır hale gelebilir. Doğu Akdeniz'de yeni gerilim beklentisi öne çıkarken adada restleşme sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki devletli formülle çözüme karşı çıkan Rum lider Anastasiyadis'e yanıt mektubu yolladı. Tatar, sorunun 59 yıldır çözülememesinin sebebinin Kıbrıs'ta Türklerin haklarının inkar edilmesi olduğunu vurguladı. Mektubunda federasyon zeminindeki müzakereler sona erdi. Yeni resmi bir sürecin başlayabilmesi için egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyit edilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yakın zamanda Rum kesimine somut işbirliği alanlarına dair kapsamlı öneriler sunacak. Türkiye'den adaya resmi ziyaret planlanıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay perşembe günü ülkeye gidecek. Ersin Tatar'ın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan da 20 Temmuz günü Cumhurbaşkanı yerleşkesi ve Parlamento binası projesinin temel atma töreni için adaya gidebilir.